Diyor ki, bu
felsefi eserler bile fen bilimleri eserlerinin Süryanca yoluyla Grekçeden veya Latinceden Arapçaya tercüme edilerek İslam'dan felsefi hareketlerin ve fen bilimleriyle ilgili hareketlerin genişlemesini medeniyetin doğuş tarihi gibi gösteriyorlar. Onun için Bağdat'ta göstermeyi ben sinirlenerek dinliyorum. İlk devir İslam tarihçisi olarak. Orijinal İslam şehirleri Bağdat'tır diyor. Valla Bağdat'ın merkezinde Abbasiye'nin sarayı var yani. Mustafa olsun da bir cevap verse bana. Halbuki Peygamber'in kurduğu şehrin merkezinde hocam biliyorsun değil mi Bağdat'ın merkezinde saray olduğunu değil mi hocam? Doğru söylüyorum değil mi? Sanat tarihçisi hocam. Bizim şehrimizin merkezinde Osmanlı Bağdat'a ermek almamış. Sarayını mütevazi yapmış. Bir Sultanahmet'e baktın, bir de Topkapı Sarayı'na baktın. Katını yükseltmemiş adam. Dünya evleri mütevazi olur. Avrupa'da söyleyeyim hocam, belediyelerin kalelerine şatolar da yaşıyor. Ama şato saray ya. Saray yavrusu da değil, bir kısmı saray hakikaten. Ben gittim gördüm birini. Kalelerin içinde Osmanlı böyle bir saray yapmamış arkadaşlar. Osmanlı ne zaman böyle bir saray yapmış? Batıdan mimar getirince Dolmabahçe'yi yapmış. Belli Avrupalı mimar yapmış. Ama kendi toplantısına bakın. Çok mütevazi bir saray. Binaenaleyh medeniyetin merkezi Peygamber'in evi mütevazi. Hazreti Ömer caminin içinde Resulullah'ın evi olduğu için o içinde aile mahremiyeti, mescid mahremiyeti beraber yürüdü. Şimdi de Mescid-i Nebevi'nin içinde kaldı biliyorsunuz. Hücre-i saadetleri, Peygamberimizin hücreleri odaları. Ama Hazreti Ömer şehirleri kurarken ne dedi? Mütevazi bir emir evi yapacaksınız. Emir evi. Emir evi değil de emir evi, vali evi yani. Nereye? Caminin yanı. Yani sistemin temeli bu şekilde atlıyor ve böyle